Kendi sağımla ittifak yapacağım diyor. Tamam mı? E şimdi bunun dışında Türkiye'de... Kemal Bey size teklifte bulundu mu? Yok. Yani, hiç yani herhangi bir iş mi? Biz Kemal Bey'le görüştük. O görüşmede zaten kurdukları ittifakın çerçevesini anlattı. Orada bizim yerimiz yok yani o ittifakta. Peki şunu soracağım. Bence sizle ilgili en kritik soru bu. Şimdi ben tabii hakkını teslim etmek gerekirse Sosyalist İktidar Partisi'nden bu taraftaki durumda sınıfsal bir mücadele vesaire veriliyor. Fakat ben sizin bir fotoğrafınızı gördüğümde bir tanesi de tebessüm ettim, kızmadım, o mecburi. Diğerinde de acaba Erkan başta düşünelim. Bir tanesi doğal olarak meclise girince kravatlar vesaire falan. Hani biz Erkan'ı nerede görürüz, barikatlar. Meclis dışında pek takma var. Dolayısıyla ama onda yapacak bir şey yok yani. Ben de oraya gitsem ben de öyle yapacağım. Hani Erkan niye bunu yapıyorsun diye kafasına vuracak halimiz yok. Ancak bir başka görüntü var. Onun üzerine düşünmek gerektiğini düşünüyorum. O konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Laiklik bağlamında. Sizin ben, nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir... şeyle dua ederkenki görüntünüzü gördüm. Ha, çok iyi. Bu arada inançlı olabilirsiniz. İyi ki sordunuz. Dua edebilirsiniz. Ben buna saygı duyarım. Bak. Dolayısıyla bir cümle edeyim, devam edeyim. Sizinizi kesmeyeceğim. Ancak siyaset acaba mecburen insanı bu tür rollere mi taşıyor? Yoksa ya ben orada ayıp olmasın ya da saygıdan dolayı mı yaptım diyorsunuz? Bu çünkü bir dönem tartışılmıştı. Buyurun. Ya çok teşekkür ederim. Ya bu böyle bizim sol mahallenin en sevdiği muhabbetlerden bir tanesi. Ben dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. 4 yıldır hiç sol içi tartışmaya girmedim. Hiç. Niye? Esas düşman varken, AKP varken kendi mahallemizdeki tartışmaları ayrıntı görüyorum. Biz onları her zaman yaparız. 30 yıldır yapıyorduk, 30 yıl daha yaparız. Ama düşmanı unutmamamız lazım. Şimdi ben boşunam. Sözünü ettiğiniz yerde söyleyeyim size bakın. Çok önemli bir şey. 2018 seçimlerinde HDP'nin bütün mahallede 25 oy aldı bir mahalle. Ben aday olduğumda, Boşnak olduğum için, mahalleye gittiğim için, tek tek insanların elini sıktığım için 2500 oy aldık. Yani 100 kat arttı orada. Daha önce HDP seçmeni olmayan bir yer. Erkan Baş'ın aday olduğunu bilerek ve tanıdıkları için, güvendikleri için bana oy veren bir mahalle. Orası da bizim mahallemizin derneği. Pendik, Anadolu Yakası, Bosna Sancak Dayanışma Derneği. Ben derneğe sık sık giderim, çeşitli vesilelerle giderim. O gün de iftar yemeğine davet ettiler. Ve ben o iftar yemeğine de katıldım. İnsanlarla beraber iftar yaptım orada. İftarda da herhangi bir saygısızlıkta bulunmadım doğal olarak. Ama şunu söyleyeyim size. Bakın ben din ve paranın siyasetin dışına itilmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden mesela beni cuma namazında poz verirken göremezsiniz. Camilere, kiliselere, cemevlerine giderken göremezsiniz. Bunu yapıp yapmamaktan bağımsız olarak herhangi bir siyasetçinin dini inancını kamusal alanda yaşamama sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Fakat cenazeler diyelim ki iftarlar, bunlar aynı zamanda kültürel öğelerdir. Dolayısıyla herhangi bir siyasetçinin iftara, cenazeye katılmasında da bir yanlışlık görmüyorum. Bunu engelleyemeyiz siyasetçi oldukları için. Bu tavrımın da doğru olduğunu düşünüyorum zaten mahalledeki yurttaşlarla da. Ya şöyle düşün, yani yılın 365 günü beni ne zaman çağırsalar giderim, ne zaman sizi görmek istiyorum desem sağ olsunlar kapılarını açarlar ama iftar olduğunda ben buraya gelmiyorum diyemem. Tamam, bu bir açıklama. Tabii bu tartışmanın nedeni aslında siz değilsiniz. Sizin özelinizde ama temelde bir şey var. Türkiye'de Kemal Bey'in de çok eleştirildiği bir şeydi ama şimdi Kemal Bey benim eleştirilerime set çekeceğim yeni bir dönem getirdi. Çünkü neoliberalizme karşı olduğunu söyledi. Bir, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey'in siyasete yön vermeye başlamasına şu bağlamda söylüyorum. Neoliberalizmi hedefe oturttu. İşte beşli çete dedi, kamulaştırma yapacağım dedi. Kemal Bey sizin için rakip olabileceği gibi yarın yanında durabileceğiniz birisi olabilir. Neden? Masadan bana göre Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Çıkmazsa da aday olacak. Şimdi HDP'nin de şöyle bir açıklaması var. Dediler ki Mansur Yavaş aday olursa vermeyiz. Kılıçdaroğlu meselesini konuşuruz. Ya da öyle anlaşıldı. Siz bir Kılıçdaroğlu ve masadan çıkacak adaya birinci turda işin bitmesi bağlamında ne düşünüyorsunuz? Bu bence herhalde önemli. İkincisi Kemal Bey aday olursa sadece parlamento seçimine gireriz. Kemal Bey'in birinci turda ortak düşmana karşı kazanmasının yanında oluruz diyor musunuz? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Biz Türkiye'nin bir an önce bu sistemden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, Tayyip Erdoğan'dan, saray rejiminden kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Yani en önemli şeyimiz bu. Ve burada bakın şunu söylüyoruz. Biz burada tarafız. Ve iddia ediyorum ki, bakın bugün toplantı yaptık ve toplantıda şunu söyledim. Ben bugün Türkiye'de anketler falan bunları boş verin. Sokağa baktığım